Evet arkadaşlar, yazım kurallarının iki numaralı videosuyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Şimdi yeniden bir önceki videoda ayrı yazılan bitişik kelimelerden bahsetmiştik. Şimdi de bitişik yazılan birleşik kelimelerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tekrar söylüyoruz, lütfen not almayı unutmayın. Bu videoda, bu slaytlarda yer alan bütün içeriklerin Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde olduğunda lütfen aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Hepinize İyi seyirler diliyorum. Bitişik yazılan birleşik kelimeler bakalım bunlar neler. Şimdi arkadaşlar bitişik yazılırken birçok kuraldan bahsedeceğiz. Sizlerden ricam bu e, kuralları da böyle ufak ufak not almanız. Videoyu durdurup bir not alıp yeniden yolunuza devam edebilirsiniz. Şimdi ilk kural hepimizin çok iyi bildiği ses düşmesine uğrayan bakın ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır arkadaşlar. Bunlar neler? Birbiri kayın ana işte kaynana değil mi? Kaynata, kayın ata kelimesinden geliyor. Ne asıl, niçin, pazartesi, sütlü aş gibi arkadaşlar. Bunlar da ses olayı olduğu için birleşik yazıyoruz. Yardımcı eylemlerin yazımı nasıldır? İlk videoda ne demiştik? Ses olayı yoksa ayrı yaz. Peki ses olayı varsa ne yapalım? Ses olayı varsa birleşik yazalım arkadaşlar. Hissetmek, zannetmek, sabretmek, ı düşüyor değil mi? Zikretmek gibi. Ama şurada koyuyla yazdığım bakın şurada koyuyla yazdığım 3 tane arkadaşlar bu kelimelere lütfen dikkat edin. Hocam men olunmak, men olmak, men etmek bunlar hangi ses olayı var? Arkadaşlar bunlarda ki ses olayı şöyle bir durum. Bunların sonunda esasen ayın var. Hemze var ya da bazılarında. Onlar düşüyor ama tabi biz bunları kullanmadığımız için sanki hiç mesela def kelimesine bakın görüyor musunuz? Def kelimesinde sanki hiç ses olayı yokmuş gibi ama siz bu üçünü ezberlerseniz bence çok problem kalmayacak arkadaşlar. Gerisi zaten kolay. Reddetmek, hissetmek, affetmek gibi arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha çok şunlarda men kelimesinde, cem def kelimesinde bunların aslında sonlarında bazı sesler vardır Arapçanın orijinalinde ama biz kullanmadığımız için arkadaşlar. Onları da biz kalıplaşmış bir şekilde birleşik yazıyoruz. Evet belgesiz sözcükler, evet belgesiz sözcükler her konu için çok önemlidir arkadaşlar. Cümlenin ögeleri için önemlidir. E, efendim tamlamalar için önemlidir. Anlatım bozukluğu için önemlidir. Oldukça değerlidir belgesiz sözcükler. Ve mutlaka belgesiz sözcükleri bir sınav öğrencisinin ezbere bilmesi lazım. Arkadaşlar belgesiz sözcükler birleşik yazılır. Hangi belgesiz sözcük olursa olsun mutlaka nasıl yazacaksınız? Birleşik yazacaksınız arkadaşlar. Biraz, birkaç, birçok, Birkaç, birkaçı, herkes, bir takım, herhangi, tabi herhangi bir olsaydı o bir ayrı yazacaksınız. Hiçbir, hiçbiri bakın arkadaşlar bunların hepsi bitişik yazılıyor. Bunları güzelce not edelim. Bunlar arasında çok karıştırdığınız, bunlara benzeyen, birçok kelimesine benzeyen pek çok var. Pek çok ayrı yazılacak çünkü pek ve çok zarf arkadaşlar onunla alakalı bir durum. Zarflar birleşmiyor bunlar belgisiz sıfat veya zamiller bakın dikkat edin. Yine günlük hayatımızda çok karşımıza çıkan bu ev kelimesi. Ev kelimesi arkadaşlar bitişik olacak. Hepimizin çok sık gittiği kitap evi özellikle değil mi? Kitap evi bitişik. Basım evi, doğum evi bakın, konuk evi, kahve evi görüyor musunuz? Normalde ev değil işte. Zaten buradaki ev kelimesi manasını yitirdiği için arkadaşlar. Öğretmen evi, polis evi, yayın evi bunlar ev değil. Bir ailenin barındığı ev manasından sıyrıldığı için artık bunları birleşik yazıyoruz. Aklımızda kalacak olan bir daha söyleyelim. Ev kelimesiyle oluşanlar birleşik yazılıyor. Tabi ev birleşik olur da hane birleşik olmaz mı? O da tabii ki birleşik. Hane, name, zade. Değil mi arkadaşlar? Asil zade gibi mesela değil mi? Kınalı zade gibi. Evet bir bakalım bunlar nelermiş. Hane, name, zade kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Çayhane, dershane. Bakın Buradaki koyuyla yazılanlara lütfen dikkat edin. Bunlar arkadaşlar e, hane şeklinde değil, ane. Yani o h, şuradaki h harfinin düştüğünü görüyorsunuz bunlarda. Bunlar bu şekilde e, epey bir süredir güncellenmiş şekli bu arkadaşlar. Ben bu işi yapmaya ilk başladığım yıllarda böyle değildi. Eczahane şeklinde yazıyorduk ama artık öyle değil. Türk Dil Kurumu'nda gayet net bir şekilde bunlar arkadaşlar e, eczane, hastane, pastane, postane olduğunu bildiriyor bize. Bunları hastahane şeklinde yazarsanız yani bu araya bir H koyarsanız arkadaşlar Hatay'ın H'sini koyarsanız yazım yanlışı yaparsınız lütfen unutmayın. İşte seyahatname, siyasetname gibi değil mi arkadaşlar? Amca zade, dayı zade, teyze zade bunlar da bitişik yazılıyor. Ne demek bunlar? Amca zade bitişikse hemen size bir şey daha söyleyeyim. Mesela amca zade bitişikse amcaoğlu nasıl yazılır sizce? Amca zade bitişikse amcaoğlu da birleşik yazılmak zorunda arkadaşlar. Bir diğer kuralımız Arapça kurala göre oluşturulan sözler bitişik yazılır. Ha, işte şimdi eştarlıktan hazırlanan özellikle edebiyattan hazırlanan öğrenciler beni daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar en çok kullandığınız şu altta koyuyla yazdıklarıma lütfen bir bakın. Servet-i siz normalde onu nasıl görmeye alışmışsınız? Böyle bir tireyle görmeye alışmışsınız değil mi? Kısa çizgiyle. Hayır arkadaşlar, öyle bir kullanım yok. Ati bakın, edebiyatı cedide. Normalde biliyorum o kısa çizgiyle olmaz mı hocam? Hayır arkadaşlar. Arapçadan gelmiş tamlamalar, Farsçadan gelmiş tamlamalar bizde nasıl okunuyorsa öyle yazılacak. Arap Fars imlasına göre yazılmayacak. Bakın burada Darül Aceze derken arkadaşlar. Darül normalde bu bir tamlama. Bakın darül fünun bu bir tamlama. Da üst sıla mesela değil mi arkadaşlar? Aleyküm selam. Bakın arkadaşlar bunlar birer tamlamadır. Bunlar lütfen dikkat edelim. Şuna bakalım. Bismillah değil mi? İnşallah bakın arkadaşlar iki tane A yok. Maşallah evet özellikle bu. Çok yerde görürüz iki tane A ile arkadaşlar. Kesinlikle hayır ve şunu şu kelimeyi öğrenmenizi istiyorum. Allahu alem. Allahu alem bu şekilde yazılır. Ne demektir arkadaşlar? En doğrusunu Allah bilir. Bu kısmı noktalamadan evvel kutsal kitabımız, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim. Bakın arkadaşlar nasıl yazılıyor? Kur'an-ı Kerim'in özel bir imlası vardır. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'e hastır. Bunu sakın unutmayın. Normalde fecri ati ile Kur'an-ı Kerim aynı dil mantığı ile oluşturulmuştur arkadaşlar. Ama e, ikisi içinde geçerli olan şeyi söylüyorum, e, ikisi içinde geçerli olan şeyi söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in imlası kendine özel arkadaşlar fecri ati kurala tabidir. Yani Kur'an-ı Kerim bir istisna gibi düşüneceksiniz. Yazımı bu şekilde unutmayalım arkadaşlar. Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır. Ha şimdi şu kısım kırmızı ile yazdığım kısım aslında sizi çok ilgilendirmiyor ama Türk Dil Kurumu bu şekilde tanımladığı için ben vermek istedim. bunları ezberleyeceksiniz arkadaşlar. İç işleri, dış işleri, genel kurmay, Tamam genel kurmay arkadaşlar. Hocam başında genel olanların hepsi bir Hayır hayır öyle bir şey değil arkadaşlar. Hocam dışla başlayan içle başlayan hepsinin bitişik. Hayır bunlar sadece bunlara has. İç işleri dış işleri genel kurmay. Yüksek öğretim kurulu. Bakın yüksek öğretim. Açık öğretim fakültesi. işte Gazi Osman Paşa üniversitesi. Eğer bunlar zamanında Gazi Osman Paşa ayrı ayrı yazmış olsalardı. Biz bunu ayrı olarak bilecektik ama. Ne diyor o diyor ki. Kanunda bitişik olarak tescil edilmiş. Adam markası bu yanınız mı? Gazi Osman Paşa diye tek bir kelimeden meydana geliyor bu üniversitenin ismi. Evet, bitki adlarında anlam değişmesi varsa bitişik yaz. Bir önceki videoda ne demiştik? Çiçekse ayrı yaz, otsa ayrı yaz, böcekse ayrı yaz, balıksa ayrı yaz demiştik ama şimdi bakın buraya bir bakalım arkadaşlar. Aslan ağzı dediğimiz zaman ortada bir aslan var mı? Bir ağız var mı? Yok. E demek ki bu bitişik yazılacak arkadaşlar. Aslan ağzı bitkinin adı. Civan perçemi de öyle. Keçi boynuzu da öyle. Kuş burnu. Bir kuş yok ortada bir burun yok biliyorsun değil mi? Çayı yapılan küçük böyle tomurcuk şeklinde bir bitkidir. Ee, alabaş gibi işte beş bıyık mesela muşmulanın bir yöresel söylenişiymiş demek ki. Bunları peki hepsini ezberleyelim mi hocam? Hayır mantıklarını öğrenin arkadaşlar. Ben örnekleri siz böyle videoyu durdurup inceleyin diye verdim. Türk Dil Kurumu sitesine sık sık giremediğiniz için buraya hepsini ben aktardım arkadaşlar. Siz ihtiyacınız olanları alırsınız, arasına döner bakarsınız. Şunu çok karşınıza çıkacaktır. Ayşe kadın. Bakın Ayşe'nin adı burada büyük değil arkadaşlar çünkü bu bir özel isim değil. Tıpkı yemek ismi olan Ali Nazik gibi değil mi? Ali Nazik de mesela bir yemek ismidir ama oradaki Ali'nin A'sını büyük yazmayız arkadaşlar. Ayşe kadın bir fasulye çeşidi olarak Bitişik yazılıyor. Bakın şurada da havva ana eli, işte Meryem ana eldiveni değil. Mi? Bunlar birer bitki oldukları için. Ortada ne bir havva ana var, ne bir el var. Bunlar anlam kayması diyoruz değil mi arkadaşlar buna? Bakın aslan isimdir, ağız da isimdir ama aslan ağzı bir çiçek adıdır. Anlam kayması varsa nasıl yazacağız? Bitişik yazacağız. Hayvan adlarında anlam değişmesi varsa bitişik yaz. Bir daha bir önceki videomuzu referans alarak ne demiştik? Köpek balığını ele almıştık. Balık mı? Evet balıktı o. O zaman onu ayrı yazacaktık. Ama arkadaşlar şimdi dana burnuna baktığımız zaman dananın burnu mu bu? Hayır dana burnu bir böcek çeşidi arkadaşlar. O yüzden bunu bitişik yazacaksınız. Kara tavuk bu bir soruda çıkmıştı çok zorlanmıştı öğrenciler. Kara tavuk arkadaşlar tavuk değil kara tavuk serçe gillerden şey pardon sığırcık gillerden bir kuş. O yüzden bitişik yaz yani bir tavukla bir alakası yok. Çakır kanat, sarı kanat değil mi arkadaşlar? Bakın atlar için özellikle bakın kamış kulak, alabacak. Bunlar birer at cinsi, yeşil baş değil mi? Yalı çapkını, bir kuş çeşidi, ötücü kuşlardan, karadul, bir örümcek. O yüzden bunlar arkadaşlar artık karadulda ne bir karalık var ne bir dulluk var. Dolayısıyla ikisi birleşerek bir örümceğin adı olmuş terim gibi düşüneceğiz. Bunları birleşik yazacağız. Not. Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan veya hastalık adları nasıl yazılırmış? Birleşik yazdı arkadaşlar. Şimdi ak ağaç nasıl yazılır? Birleşik. Akça ağaç nasıl yazılır? Birleşik. Bakın karadut değil mi arkadaşlar? Karadut. Bedirrahmeyipoğlu değil mi? Bir şiiri vardı. Karadutum, çatal karam, çingenem. İşte o kara dut arkadaşlar bitişik. Bakın alabalık. Hocam balık değil mi? Evet balık arkadaşlar doğru. Normalde ne demiştik? Köpek balığı, balık ayrı yaz demiştik. Ama burada bir kural daha devreye girdiği için bu çok istisna bir durum. Renk adlarıyla oluşmuşsa onları da bitişik yazın bana diyor. E, Türk Dil Kurumu. Neymiş bu? Zaten çok az arkadaşlar bunlar. Birincisi alabalık. Özür dilerim. Birincisi alabalık. Bir diğeri boz ayı arkadaşlar alabalık ve boz ayı hakikaten balık, hakikaten ayı olmasına rağmen bunları bitişik yazıyoruz. Neden? Çünkü ikinci kurala tabi bunlar. O da nedir? Renk adlarıyla oluşturulanları diyor. Birleşik yazın diyor arkadaşlar. Mesela hastalık adları. Evet şimdi bu hastalık adlarında da arkadaşlar yine it dirseği çok affedersiniz ama yani deli baş Karabaş mesela değil mi arkadaşlar? Karabacak. Bunlar hep hastalık isimleriymiş. Bizim burada kullandığımız arkadaşlar bir it dirseği vardır eminim günlük hayatta. Su çiçeğini biliriz. çocukken hepimiz olduk. E bir de kaba kulağı biliyoruz. Şimdi su çiçeğinde ne bir su var ne bir çiçek var. Bu bir ikisi birleşerek bir hastalığın ismi olduğu için yine söylüyoruz. Bunlara ne diyoruz bunlara? Bunlara ne denir? Anlam kayması denir. Su isim, çiçek de isim ama su çiçeği bir hastalık adı olduğu zaman anlam kayması. Eğer birleşen sözcüklerden biri fiil özelliği gösterseydi ona tür kayması diyecektik. Biraz sonra gelecek. Alet ve eşya adları. Şimdi bunlarda da yine arkadaşlar alet ve eşya adlarının ama anlam değişmeleri olması lazım. Şimdi İngiliz anahtarı nasıl yazmamız gerekiyordu? Nesne gerçekten anahtardı değil mi arkadaşlar? Alet edevat, anahtardı. O zaman onu ayrı yazacaksınız bakın ya da işte nedir mesela kontrol kalemi dediğimiz zaman arkadaşlar kalem mi peki kontrol kalemi değil. O zaman bitişik yazacaksınız. Şimdi deve boynu dediğimiz neymiş bakın bizim deve boynu? Bir boru çeşidiymiş arkadaşlar. Herhalde böyle zikzak çizen yani bir boyo boru olsa gerek. Ya da e, leylek gagası bakın. Böyle ucu uzunca bir makas pense gibi bir şeye benziyor herhalde bakın. Yani ortada ne bir leylek var, ne bir gaga var. Mesela gaga burun Gagaburun da bir gemi çeşidi olarak arkadaşlar. Bunlar alet edevat isimlerinde benzetme yoluyla kurulanlar arkadaşlar. Karga burnu mesela değil mi? Günlük hayatta en çok kullandığımız karga burnu şeklinde olan o da yine birleşik yazılır. Yiyecek adlarına baktığımız zaman arkadaşlar yine bir önceki videoda ne demiştik? Kol böreği demiştik değil mi? Ya da işte Kemal Paşa tatlısı demiştik işte. Çiğ köfte demiştik. Köfte ise ayrı yaz. İşte börekse ayrı yaz. Ama şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Bir bakalım şöyle. Havvam sınıfından da hatırladığımız gibi. işte hanım göbeği Dilber Dudağı değil mi? O meşhur sahneyi herkes bilir. Şimdi tavuk göğüs dediğimiz zaman tavuk var mı ortada? Yok göğsü var mı? Yok tavuk göğsü bir tatlı arkadaşlar. O yüzden bir yazacaksınız onu. Ya da kalbura bastı, Ali Nazik, imam bayıldı. Bunların artık ne imamla bir alakası var ne bayılmakla bir alakası var. Peki buradaki olay, hadiseyi şimdi bir söylemeye çalışalım. Bu tür kayması, anlam kayması meselesini bir izah etmeye çalışalım bunun üzerinde, bu slaytın üzerinde. Bakın hanım göbeği dediğimde hanım isim, e göbek de isim ama hanım göbeği bir tatlı ismi arkadaşlar. Burada sadece ne var? Anlam kayması var. Tür kayması burada olamaz. Neden tür kayması burada olamaz? Çünkü e, buradaki sözcüklerden bir tanesi, Fiil değil arkadaşlar ama imam bayıldıya baktığımız zaman ortada imam da yok bayılmak da yok. Tamam imam bayıldı neye dönüştü? İmam isim, bayılmak fiil. İmam bayıldı neye dönüştü? İsme dönüştü. Dolayısıyla burada bir tür kayması oldu. Yani birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden en az bir tanesi fiilse biz buna tür kayması yoluyla oluşmuş birleşik yapılı sözcük diyebiliriz arkadaşlar. Bakın kalbura bastı yine. Tür kayması şeklindedir arkadaşlar. Evet oyun adları çocukken oynadığımız değil mi? Beş taş, dokuz taş, üç taş, birdir bir, altmış altı bir kağıt oyunudur. Kızma birader bakın bu çok güzel. Kızma birader değil mi arkadaşlar? Bir oyun ismi olduğu için oyun ismi olduğunu biliyorsanız onu mutlaka birleşik yazın. Ya da kahvehanelerde çok oynanan benim hiç sevmediğim 101 mesela değil mi arkadaşlar? Bu da yine bir oyun ismi olduğu için e, zannedersen bir de şey var değil mi? 21. 21 mi diyorlar? 51 mi? Şu Blackjack İngilizcesi ama tam Türkçesi Türkçedeki karşılığı 21 mi 51 mi? Tam sayıyı bilmiyorum yani oyunlar hakkında çok bilgim yok açıkçası. Evet o şekilde oyun isimleri birden fazla kelimeden meydana gelen oyun isimleri birleşik yazılır arkadaşlar. Renk adlarına baktığımız zaman Renk adlarında bir önceki videoda ne demiştik arkadaşlar? Petrol yeşili şeklindeyse, evet yeşil kelimesi geçiyorsa bunu ayrı yazacaksınız. Ama renk isminin geçmediği birleşik kelimeleri arkadaşlar, renk isminin geçmediği birleşik kelimeleri bitişik yazacaksınız. Bakın cam göbeği bir mavinin bir tonudur, canlı bir mavi böyle. Deve tüyü aynı şekilde kahverenginin bir tonu. Nar çiçeği, kavun içi, gül kurusu Vişne çürüğü, vapur dumanı ama tabii şu özellikle gül kurusu, vişne çürüğü, nar çiçeği bunları okurken dikkatli olun. Yani e, hakikaten nar çiçeğinden de bahsediyor? E, hani Sezai Konekoç'un o meşhur Monaroza şiirinde geçiyor ya hani e, bir nar çiçeğini eziyor gibi diyor o sırasında. O nar çiçeği hakikaten nar ağacının çiçeğinden bahsediyor o ayrı yazılır. Ama üzerinde nar çiçeği bir bluz var dediğimizde arkadaşlar o nar çiçeğinin Bitişik yazılması gerekiyor çünkü o artık bir renk ismidir. Narla ve çiçekle bir alakası kalmamıştır. Ee, anlam kayması vardır. Bir daha söylüyorum anlam kayması var. Bakın burada tür kayması mevcut değil. Çünkü nar da isim, çiçek de isim ama nar çiçeği başka bir manaya geliyor. Oğlu kızı sözleri arkadaşlar. Bunlar bitişik yazılı. Biraz önce zaten zade kelimesi geçti. Orada görmüş olmanız gerekiyordu değil mi? Amca zade birleşikse amca oğlu da birleşik arkadaşlar. İnsan oğlu, kişi oğlu, Adem oğlu. Üçüne de lütfen dikkat edin. Birleşik yazılırlar. Şimdi gelelim yine bir eylemlerin yazılışıyla arkadaşlar. Bu oldukça önemli. E bu hani ebilmek, akalmak, adurmak, agelmek var ya bakın siyahla belirtmeye çalıştım bunları. Siyahla ivermek, ivermek, akalmak, agelmek, adurmak, A yazmak değil mi? Düşe yazmak, öle yazmak. Arkadaşlar bunlara ne diyelim? Bunlar zarf fiiller. Zarf fiil eki ile oluşturulan, özür dilerim pardon zarf fiiller değil. Zarf fiil eki ile oluşturulan tasviri fiiller değil mi? Tasviri fiiller bitişik yazılıyor. Bu ifadelere de lütfen alışın. Şu bilimsel adlarını bunları mutlaka bilin arkadaşlar. Kurallı birleşik eylemler nasıl yazılırmış? Kurallı birleşik eylemlerin hepsi birleşik yazılır arkadaşlar. Bunları bir daha hızlıca sayalım. A bilmek, a durmak, a kalmak, a gelmek, i vermek, a yazmak değil mi? Bunların hepsi birleşik yazılıyorlar. Türk kaymasından bahsediyoruz ne? Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan. Şimdi emir kipiyle kurulan bakın arkadaşlar. Çekmek fiil mi? Evet emir kipi değil mi? Çek. Yat o da emir kipi. Bakın ikisi de emir kipi. Çek yat ama peki bir iş mi? Hayır çek yat bir kanepe koltuk şeklinde olduğu için burada ne var arkadaşlar? Tür kayması var. Şimdi bir daha açıklayalım bunu. Bu çünkü çok önemli arkadaşlar. Çekmek fiil. Yatmak da fiil. Bakın çekmek fiil, yatmak da fiil ama çekyat artık fiil mi? Hayır, bir şeyin ismi. Hocam burada anlam kayması var mı? Arkadaşlar burada anlam kayması yok. Çünkü kulpundan tutup çekiyorsunuz ve üzerinde yatıyorsunuz. Anlamlarda problem yok. Peki nerede problem var hocam? Bunun arkadaşlar Türünde problem var. Çekmek fiildi, çekmek fiildi, yatmak isimdi, şey bu da fiildi ama çekyat bir şeyin ismi olduğu için tür kayması meydana geldi. Ara sıra dilim sürçüyor ama inşallah düzeltiyorum yine arkadaşlar. Kusura bakmayın. Işte daha acemiyiz yani bu konularda. Sınıf ortamı gibi değil açıkçası. Kapkaç mesela değil mi arkadaşlar bir hırsızlık şekli. Bakıyorum kap diyor, kaç diyor ama kap kaç bir hırsızlığın ismi olmuş artık. Yine burada anlam kayması yok arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Anlam kayması yok. Kapıyor, hırsız kaptı ve hırsız kaçıyor yani. Ama kap kaç bir şeyin adı olduğu için burada tür kayması olduğu için birleşik yazılmıştır. Bu kelimeye de çok dikkat edin lütfen. Tutkal Normalde değil mi? Sizin için tek bir kelime gibi görünüyor ama birleşik bir kelime arkadaşlar. Tutuyor ve tuttuğu gibi kalıyor. Türk aymasına devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk videoda bu birleşik ve ayrı yazılanlarda sıfat fiiller anlatırken bir şey söylemiş, hatırladık mı? Yazar kasa, hani sıfat fiiller orada geçmişti. Yazar kasa. Ama ne demiştim orada? Eğer sıfat fiil öndeki kelimede yer alıyorsa onu ayrı yazacaksınız. Eğer sıfat fiil sonra geliyorsa bakın hepsini işaretledim arkadaşlar. Birçoğunu yani hepsini demeyin birçoğunu işaretledim. Can kurtaran bakın an en sıfat fiil eki gördük mü? Sıfat fiil sonda yer alıyorsa bileşik kelimede onu bitişik yazacaksınız. Gök del en bakın arkadaşlar değer bilmez, kadir bilmez, hacı yatmaz, var yemez, çok bilmiş, gün görmüş bir hanımefendidir. Bakın sıfat fiiller sona geldi mi birleşik yazıyorsunuz. Ama yazar kasa gibi, yanar dağ gibi eğer bilir kişi gibi sıfat fiil öndeki kelimenin üzerindeyse onu ayrı yazmanız gerekiyor arkadaşlar. İkinci kelimesi dı di tu tü ile arkadaşlar kalıplaşmış belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılırmış. Al bastı ciğer deldi, çıt kırıldım. Bakın bu dı di diyor. Sondaki kelimede dı di çekimle eylemi varsa dı di yaptı, gitti, bastı, döndü, beğendi, kaçtı, çıktı, sevdi, geçti. Bakın arkadaşlar bunlar bakın bayıldı. Ne diyor? İkinci kelimesi dı di ile çekimlenmiş bir fiilden meydana geliyorsa onları birleşik yazacakmışız. Bunların hepsini not etmenizi isteyeceğim sizden arkadaşlar. Durdurun ve not edin. Her iki kelimesi de dı di ile bitenlerden bakın dedi ve kodu. Oldu bitti. Bu çok çıkar testlerde. Oldu bittiye getirmek şeklinde. Değil mi? Hani böyle bir alavere dalavere ile işleri halletmeye çalışmak şeklinde arkadaşlar. Ne demiştik? Oldu bitti. Bakın biçer döver. Şimdi bu tür kayması anlam kayması meselesini bir daha bu kelime üzerinde bu biçer döverde inceleyelim. Arkadaşlar makinemiz biçiyor mu? Evet. Makinemiz içeride dövüyor mu? Evet. Yani dövmek böyle şiddet şeklinde düşünmeyin. Dövmek hani sarımsak dövmek gibi. Sapı samandan ayırmak şeklinde. Biçiyor mu? Evet. Dövüyor mu? Evet. Arkadaşlar ama biçer döver bir iş mi? Bir makine adı mı? Bir makinenin adı bakın. İki fiil bir isme dönüştü. Dolayısıyla burada tür kayması var. Ama anlam kayması yok arkadaşlar. Bakın okur yazar, uyur gezer değil mi? Yüzer gezer, yanar döner. Ne demiştik? Her iki kelimesinde de dı, di ve ar, er olanlar birleşik yazılırlar. Somut olarak yer bildirmeyen. İlk videoda ne demiştik? Somut olarak yer bildiriyorsa ayrı yaz demiştik değil mi? Neydi, neydi? Hatta şöyle bir şey söylemiştik. Türkiye'nin yer altı zenginlikleri. Yer mi yer altı mı altı? Onu... Sizin ayrı yazmanız gerekiyor çünkü yerin altından bahsediyorsunuz ama e, yeraltı edebiyatı dediğim zaman arkadaşlar bakın değil mi göz altına alındı dediğim zaman e, Ayak üstü şöyle bir görüştük dediğimiz zaman arkadaşlar ayağın üstünden bahsetmiyoruz yani oturduğunuz bir yerde de olabilir bu bir masaya oturmuşsunuzdur iki dakika içerisinde siz bir çay içerken size bir şey sormuştur unutmuşsunuzdur sonra günler sonraysız ya ayaküstü bir şey sormuştun unutmuştum. Diyebilirsiniz. Yani ayaküstü kelimesi için illa ayakta olmanız gerekmiyor. Olağanüstü. Hatırlayın bu kelimeyi yine söylemiştim bir önceki videoda. Olağanüstü, öğleüstü arkadaşlar, akşamüstü, şuuraltı, bilinçaltı. Bunlar hep birleşik yazılan kelimeler. Akşam üzeri arkadaşlar. Yer adlarına geldiğimiz zaman. Yine yer adları oldukça önemli. Çok sık e, arkadaşlar sorulabilecek bir şey. Yer adları için e, bu örnekleri inceleyin siz ama ben şu Uludağ e, örneğinden hareketle bir şey ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar Ağrı Dağı dediğiniz zaman Ağrı Dağı isim tamlaması değil mi? Ayrı yazın ve büyük yazın ikisini de. E, i̇şte Fırat Nehri isim tamlaması değil mi? Fırat'ın nehri. Fırat Nehri. Nehri, dağı, ırmağı şeklinde bitiyorsa mutlaka ayrı yazın ve büyük yazın ikisini de. Ama arkadaşlar çukur ova, bak ovası değil ova, kızıl ırmak, ırmağı değil ırmak, ulu dağ, göbekli tepe şeklinde arkadaşlar bitiyorsa bunları mutlaka birleşik yazacaksınız. O halde soralım Karaca Dağı nasıl yazılır? Karaca Dağı değil bakın Karaca Dağ bitişik yazıldı arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyoruz. Kişi adları unvanlardan oluşmuş mahalle, meydan gibi isimler bitişik yazılır. Nerede oturuyorsunuz? Abidin Paşa'da. Şimdi Abidin Paşa'yı nasıl yazacaksınız? Adamdan bahsetmiyorsunuz ki. Eğer Abidin Paşa tarihte önemli bir isimdir falan derseniz tabii ki Abidin A'sı da Paşa'nın P'si de büyük ama Abidin Paşa sizin mahallenizin ismi olduğu için artık Abidin Paşa'yı bitişik yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ya da mesela Ertuğrul Gazi, şimdi rahmetli Ertuğrul Gazi'den bahsediyorsanız tabii ki ayrı ve büyük. Ama ilçeden bahsediyorsanız bu yaz Ertuğrul Gazi'ye gittik dediğinizde arkadaşlar ilçe olarak gezmeye gittiyseniz o Ertuğrul Gazi artık bitişik yazılır. Unutmayalım lütfen arkadaşlar. Ara yönler yine ÖSYM'nin sorduğu sorulardandır. Ara yönler. Ara yönler nasıldı? Birleşik yazılıyordu. Bir önceki videoda söylemiştik. Vardı geçmişti. Bazı şeyler tekrar olabilir arkadaşlar. Bu pekişmesi için önemli. batı, ee, güneybatı, kuzeybatı, güneydoğu, kuzeydoğu şeklinde 4 tane ara yönümüz var. Bu ara yönler daha doğrusu yönlerin tamamı için geçerli. Eğer özel isimde önce geliyorsa büyük yazacağız özel isimden sonra geliyorsa küçük yazacağız. Yani Güneydoğu Anadolu derken G'yi büyük yazalım ama Anadolu'nun Güneydoğu'su derken G'yi küçük yazalım. Baş sözcüğü bir kere ezberleyin kurtulun arkadaşlar. Baş sözcüğüyle oluşturulan tüm birleşik sözcükler ama tabi baş sözcüğü başa gelecek adı üstünde. Baş sözcüğüyle oluşturulanların hepsi arkadaşlar birleşik yazılıyor. Bakın ben en çok bu kelimeyi severim. Mustafa Kemal Atatürk'ten de dolayı baş öğretmen şeklinde arkadaşlar o bizim baş öğretmenimiz baş öğretmen baş rol baş savcı baş yazar baş bakan baş çavuş baş eser bakın arkadaşlar görüyor musunuz baş eser yani baş kahraman değil mi romanımızın baş kahramanı işte aşk memnunun baş kahramanı şeklinde başla oluşturulan bütün kelimeler birleşik yazılıyor unutmayalım. Tabi baş sözcüğü sona geldiği zaman da arkadaşlar e, değil mi lider manasında hani çeri başı, seri başı, ele başı, halay başı, usta başı, çakçı başı bunların hepsi birleşik. değilmiş o zaman baş sözcüğünü artık cebe koyduk. Baş sözcüyle oluşturulan sözcükler birleşik e, olarak alınacak. Evet az kaldı bence slide bitmek üzere bayağı da vakit oldu. A, baba, Arkadaşlar, Bey, Efendi, Hanım, nine gibi sözcükleriyle kurulan sözcükler. Efendi Baba, değil mi? Eskilerde çok kullanılır. Hanım Anne, A Baba, değil mi? İşte A Babalarınız mesela, değil mi arkadaşlar? Onlar bitişik, değil mi? Paşa Babam mesela, Paşa Babam kızar. Türk filmlerinden hatırlayın lütfen. Hanım Efendi, bakın bu kelimeye çok dikkat edin ve size tavsiyem günlük hayatta çok kullanın. Hanım Efendi, Bey Efendi, bakın ne kadar güzel kelimeler, değil mi? Biz son zamanlarda abi demeye çok alıştık. Abi, abi değil, aga arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Evet, slaytımız bu kadardı. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım notlarınızı almışsınızdır. Bir daha söyleyelim. Kaydetmeyen kaybeder arkadaşlar. Bir sonraki videolarımız artık bunların soru çözümleri ile ilgili olacak. Biraz daha detaylara inmeden yapmaya çalışacağız bir sonraki videoları. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.